erozyon var. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Florya tesislerinin taşıması için Kemerburgaz'da inşa edilmesi planlanan yeni yerin izinlerinin alındığını müjdelerken Akhisar maçında taraftarın protestosu içinde sitem etti. İşte Özbek'in açıklamaları. Akhisar maçını 4-2 aldık. Bunun sevincini yaşamak varken maç sonunda protesto edildik. Protestoyla kalınmadı. Bozuk para gibi şeyler atıldı. Ya şimdi Galatasaray'ın başkanı bozuk para gibi şeyler atıldı demez. Bunlarla uğraşmaz. Kim attıysa tespit eder, atar. Kongre üyesi ise kongreden atar. Cezalandırır biter ya. O kadar kamerayı niye kurdunuz oraya? Ya ama şöyle diyor. Bir arkadaşımın da kafası yarıldı. Bize ne oluyor Allah aşkına? Eşine de gelmiş. Biz beraberce sevinebiliriz diyor. Bak. Ya bir başkan olarak diyor ki biz birlikte sevinelim diyor. Böyle şeyler yapmayalım ya diyor. Bak, yani bu insan, bir mesaj vermeye çalışıyor. Sevinmek zorunda değil insanlar. Protesto edebilirler. Tudor'u istemiyorlardır. Başkanı istemiyorlardır. Ve protesto ederler. Sevinmeyecekler belki. Ama kafalarına bir şey de atmayacaklar. Peki. Yani doğru. İstemiyor başkanı. Ya Dursun tamam. Özbey'i istemiyor. Dursun Özbey'i adam değerli bulmuyor. Galatasaray başkanlığını hak ettiğini düşünmüyor. Düşünmüyor. Hakkı bu. Protesto ediyor. Protesto ediyor. Ama para atarsa da o para zaman da cezayı. Gidersin abi çıkarsın. Evet. Kongre üyesi sen kongreden gidersin. Eğer taraftarsan kombinem varsa bir daha kombine bir daha da giremezsin o stada. Evet. Sen başkana bozuk para atılır mı ya? Ya bırak başkanı herhangi birisi. Ne oldu o çocuğun kafasına rakı şişesi atan? Oo. Şimdi konu budur. Biz bu beraber sevinemeyecek miyiz? Bize ne oluyor? Ya yani ne olursa oluyor. Ya o değil ki konu. Ya işte her şeyi birbirine karıştırdığımız için bunlarla cebelleşiyoruz. Bütün hayatımız bunlarla geçiyor. Bu ıvır zıvırla. Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında sert ifadeler içeren yorumlarının görüntülerini divan kurulu üyelerine izleten Özbek, eğer kulübe hizmet etmiş birisi bunları söylüyorsa taraftar az bile yapıyor. Ben hiçbir zaman taraftarıma kızmıyorum. Beni protesto ettikleri için tenkit etmiyorum. Değerlerimiz bu kadar mı erozyona uğradı diye konuştu. Daha sonra kürsüye gelen Fatih Altaylı başkandan özür dilerken Özbek de bu özrü kabul ettiğini ifade etti. Şimdi anlaşmışlar. Bu neden oluyor? Çünkü arkadaşlar spor medyasında çalışıyorsan evet hiçbir kulübe arkadaşlar, üye olamazsın. Spor medyasında çalışıyorsan hiçbir kulübe üye olamazsın. Olmamalısın. Eğer kulübünü çok önemsiyorsan spor medyasında çalışmamalısın. Katılıyorum. Spor medya hem bilmem ne Galatasaray Kulübü'nün divan kurulu üyesi olacaksın. Sonra da çıkıp programda dangara dungara sallayacaksın. Olacak iş mi bu? Olmaz. Bunu genç gazeteci arkadaşlarıma da buradan söylüyorum. Çok meraklılar. Artık çünkü bu bir normalleşti sanki gidip bir hani mesela Fenerbahçe muhabiri o zaman Fenerbahçe kongre üyesi olur mu canım? Bir şey olur mu ya gazetecilik? Benim doğal hakkım Galatasaray kongre üyesi olmak olmam. Fenerbahçeliyim çocukluğumdan. Fenerbahçeli de olabilirdim. Hayır olmam. Çünkü bir iş yapıyorsun burada. Olmaz. Bundan önceki ustalarımız var. Şimdi kızacaklar bize. Bana. Olmaz abi. Kusura bakmayın istediğiniz kadar kızın. Olmaz. Bir ben de sana katılayım bana da kızsınlar. Bir spor gazetecisi kongre üyesi olmaz. Bir kulübe evet. Üye olmaz. Bir gazeteci en fazla spor yazarları derneğine üye olur. En fazla. O da ben geçen sene oldum zorla. Çok istediler. Çünkü bence manasız. Manasız bir şey. Sendika olsa sendika üye olalım. Öyle bir şey de yok. Yani var da yok. Bir de gazeteciler cemiyetine üye olman gerekiyorsa olursun. Başka da hiçbir yere üye olmazsın. Ha benim Galatasaraylar Derneği'nde üyeliğim var. O da 80 senedir aidat ödemediğim için. Bak sana bu kalemden geldi mi? Spor Yazarları Derneği'nin ne diyorsun? Gelmedi bana yollamadılar. TSE'de. Çok ayıp. Belli bir yılı dolduranları yolluyorlardı. Dolayısıyla işte bu böyle oluyor yani. Çok güzel. Anlatabildim kalemi. Mi? Sonuçta da bu oluyor. Ama şimdi bu konu bir tarafı bu. Diğer tarafı şu. Fatih Altaylı çıkıyor özür diliyor. Haddimi aşan şeyler söyledim. Eleştirilerim devam ediyor ama haddi aşan bir şeyler olduğu zaman o varsa da özür dilerim diyor. Ama ben eleştiri hakkımı yapmaya devam ederim diyor. Başkan da kabul ediyor ve kapanıyor konu. Bak bu sadece Galatasaray. Ne yapsınlar canım? Bak bu sadece Galatasaray. Ha, öyle mi? Tabii. Başka her yerde ortalık birbirine girer. Kavga, gürültü.
Dağılır ortalık yani. Sadece orada olur. Dolayısıyla Galatasaray kulübünün yapısı değişecekse ki bence değişecek mecburen. Bunları kaybedecek. O zaman diyecekler. Ya eskiden daha iyiydi galiba diyecekler. Bunu da bir kenara tarihe not olarak düşeyim yani. Evet, sizi liseliler. Akşam önce Evren sonra Asamoah. Liseciler. Liseciler. Yok, UEFA Avrupa Ligi'nde. Ben tarihin önünde durmam. Yani bu oraya evrilecek bu. Bu konuda bir şeyim yok benim. Tabii ki oraya evrilecek. Ancak bu bir zenginlik. Bunu bu şey de olsa mesela ya İskoçya'da bir kulüp varsa sadece bir liseden mezun olanları üye yapıyor. Vay be abi ne kadar geleneklerde bilmem neler falan diye Atletico Bilbao'yu alkışladıkları gibi o kulübü de alkışlıyorlardı. Wimbledon kulübü babadan oğula geçiyor biliyorsun yönetim. O kadar öyle. Biraz fazlaymış ama tabii, gelenek işte yani. Gelenek. Akşam önce Evras. Evet, Okan bu yolla Galatasaray'a hoca olamaz. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Galatasaray Teleset Mobilya Akhisar Spor maçına Okan Buruk damgasını vurmuştu. Akhisar teknik direktörü Okan Buruk maç içinde sarı kırmızılı takımın hocası Igor Tudor'la tartışmış. Ardından da vasıfsız insan, ikinci sınıf hoca diye konuşmuştu. Sözleri Galatasaray camiasına tepkilere yol açan Okan Buruk, önceki gün yaptığı açıklamayla Hırvat teknik adam ve sarı kırmızı kulüpten özür dilemişti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili düşüncelerini Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli'nin kurduğu şirketin tanıtım gecesinde açıkladı. Okan Buruk'un dilediği özür için çok geç diyen Özbek, olaydan sonra Tudor'la konuştuğunu ve neler yaşadığını öğrendiğini belirtti. Özbek maç sonrasında Tudor İtalyanca konuşarak Okan'ın yanına gidiyor ve elini uzatıyor. Bu sırada maç içinde yaşanan maçta kalır diyor ama Okan oralı olmuyor. Tudor ona elini uzatıyor. Okan uzanan bu eli elinin tersiyle itiyor. Hocamızın olaylara başka bir dahli yok. Çok mütevazı bir insandır. İyi bir insandır. Pırlanta gibidir. Okan'ın ona yönelik sözleri bizi çok üzdü. Eğer Okan bir gün Galatasaray hoca olarak gelmek istiyorsa yolu bu değil. Yani şimdi tabii ki haklı başkan. Okan Buruk için yol bu değil. Çünkü konuşulan isimlerden biri Galatasaray için Okan Buruk. Okan Buruk'un Tudor'la ilgili bu açıklamaları Galatasaray'a gelmek için mi yaptı diye düşünülüyor. Zannetmiyorum ama Galatasaray yani şöyle bir ruh haliyle yaptığını düşünüyorum. Arkasında işte UEFA kupasını kazanan kadro vesaire var fotoğrafı. Hani ben burada çok değerli bir bu kulübün çok değerli bir parçasıyım. Büyük başarılarında benim rolüm var. En büyük başarılarında benim rolüm var. Dolayısıyla bu kadar tartışmalı ve bu kadar sıradan ve vasıfsız bir hoca bana bunları sahada yapamaz diyor Okan Buruk. Bu denilecek bir şey değil. Onu ben söylerim. O Okan Buruk'un kendi söyleyeceği bir şey değil. Benim söyleyeceğim bir şey. Ya Okan Buruk bir Galatasaray markasıdır. Tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Tartışılır tartışılmaz. Tartışılan tarafları da var ama ya Tudor nasıl böyle bir şey yaparsın derim. Benim hakkım bunu söylüyor. O insan kendisi hakkında böyle bir şey söylemez. Tabii canım. Doğru değil yani. Olacak iş değil. Ama diğer taraftan şimdi başkanın söylediği gibi de değil olay. Hani Tudor çok mütevazi bir insandır. Hiçbir şey yapmamıştır. Okan Buruk kendi kendine delirmiştir bir anda. Ve saydırmıştır Tudor'a falan da diye. Tudor maç boyunca Okan Buruk'la uğraştı. Tudor yapıyor bunu. Tudor'un tarzında bu var yani. Etrafla uğraşıyor. Ya şimdi... Maç içinde burada, kalır tamam kabul. Sıkıntılı bir şey oldu. Okan'ın yaptığı, Okan Buruk'un yaptığı doğru değil. İşte Tudor da onu falan filan. He. Ama Galatasaray'a gelmek için mi? Yok canım. O kadar ucuz bir düşünceyle böyle bir şey. Yani içten içe onu istiyordur tabii. Ama yani ben Galatasaray'a geleceğim. Sen vasıfsızsın sen git ben geleceğim falan diyendir ya. Böyle bir şey olur mu canım o kadar değil. Ya o zaman öyleyse yani böyle bir kurgu, böyle bir analitik düzlem kuruyorsa zaten gelemez gelse 3 gün kalır. Zaten değil mi? 3 gün sürer yani. Yani gelme şekli olarak bunu tercih ettiyse zaten yok, gelemez. Yok. Olmaz.